Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün 2022 bütçesi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Pansiyon bütçesini yapmak için ortaöğretim kurum işlemleri, pansiyon modülü, bütçe işlemlerinden başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu anda burada 2020 yazıyor. Buranın 2021'e çevrilmesi, düzeltilmesi. Bu 2021 yazdığında ve resmi olarak bütçe yazısı geldiğinde arkadaşlar bütçe yapabiliriz. Bütçe arkadaşlar buradaki menüyü doldurarak başlayalım. Yemek hizmeti alınıyor mu? Benim pansiyonum için hayır. Jeneratör, biz pansiyonumuz jeneratörümüz var. Ücretli yemek yiyen personel öğrenci sayısı benim için ortalama 50 öğrenci. Ücretsiz yemek yiyen personel sayısı, müdür, pansiyondan sonra müdür yardımcısı, memur, çalışanlar olmak üzere benim pansiyonumda 10 kişi ücretsiz olarak yemek yiyor. Burada Ocak ayı devir kısmına arkadaşlar MYS'de kalan pansiyon parasını yazıyoruz. Bu bilgiyi MYS'de harcama, harcamalar, yeni harcama, ödeme kaynağı türü okul pansiyonu seçerek bulabiliyoruz. Buradaki kısım benim Ocak ayına devir param. Tabii ben bunu düzeltiyorum. Ocak ayına deviri MYS'den aldık. Ocak aynıyat tutarına ise arkadaşlar e-ambarda kalan ürünlerin TL karşılığını yazıyoruz. Bunu da MEPBIS e-ambar modülünden açıyoruz. E-ambarda, raporlarda genel durum raporu var arkadaşlar. Bu raporu oluşturuyoruz. Burada en sağda yazan kısım sizin e-ambarınızda kalan ürünlerin TL karşılığı. Buradaki bilgiyi de arkadaşlar aynı tutarını yazıyoruz. Ve bu bilgileri doldurduktan sonra kaydet işlemine basıyoruz. Tabii ben şu anda burada 2021 yazmadığı için kaydede basmadım. Bütçe yapmada ikinci aşama personel hesaplama işlemleri. Buradaki bilgileri yine dolduruyoruz arkadaşlar. Benim pansiyonumun metrekaresi 3750, uzaklığı işledim. Pansiyon binası bizde 2 adet. Yakıt türü biz elektrik kullanıyoruz ısıtmada ve soğutmada. Ben e-bütçede biraz önce bu kaydet yapmadığım için burası sıfır olarak geldi. Siz yazı geldiğinde ve 2021 yazdığında e-bütçeyi kaydetlediğinizde bu sayılar değişecek arkadaşlar. Taşıma merkezi mi? Evet, bizim okul pansiyonumuz, okulumuz taşıma merkezli bir okul. Kadrolu aşçı sayısı. Şimdi 696 KYK'lar ve yeni atanan sözleşmeleri kadrolu olarak düşünülebilir. O yüzden ben buraya 2 yazıyorum. Pansiyonumda benim güvenlik personeli yok. Farklı kaynaktan çalıştırılan personel sayısı. Eğer pansiyonunuzda işkurdan, belediye, dernek, vakıf veya başka bir okul aile bir üzerinden çalıştırılan personel sayısı varsa buraya yazabilirsiniz. Ben de sıfır olduğu için sıfır yazdım. Ve son olarak kaydet butonuna basarak bu ekranda kaydediyoruz. Ve bütçemizi oluşturmuş oluyoruz. 2022 bütçesi bütün okullarımıza ve pansiyonlarımıza hayırlı olsun. Kolaylıklar dilerim.